Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelir gider hesaplarını tutarken tablomuzdaki kasa bakiyemizi nasıl buluruz? Bununla ilgili güzel bir e-topla kullanımı yapalım. E-toplayı da eğer birleştirerek düzgün bir düzenleme yapacağız ve daha sonra da bir raporlama yapacağız. Örnek olarak elimizde bir şablonumuz var. Bakın buradaki tabloyu kendiniz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada şöyle şunları buradan silelim. Öncelikle Şöyle tarih içeren bir sütunumuz var. Tür, açıklama 1, açıklama 2, 3, 4. Tutar değerimiz var ve kasa bakiye diye de bir rakamımız var. Bunların her birinin bir hücrede olduğunu, herhangi bir hücre birleştirme olmadığına dikkat edin. Gelir ve giderleri bu şekilde doğru yazılması açısından gelir ve gider şeklinde düzenleyebiliriz. Bunun için de bildiğiniz gibi bu aralığı seçiyoruz ve veri menüsünden veri doğrulamaya basarak buradaki kaynak kısmından listeyi seçip buraya da gelir noktalı virgül gider şeklinde yazarak bunları gelir gider şeklinde düzenliyoruz. Tarihe buraya girdik. Şimdi raporlama açısından kolaylık olsun diye buraya bir sütun ekleyin. İki tane şu tarih değerini buradan tutalım. Şu sola doğru çekelim. Buraya ay diyelim. Buraya da yıl diyelim. Hatta bunu isterseniz buradan hafta diyerek de ilerletebiliriz. Ay kısmına tarihin girdiğimiz tarihin ay değerini bulmak için eşittir ay diyoruz parantezi açın ve buradaki tarih değerini seçin enter'a basalım yıl kısmına da eşittir yıl diyelim parantezi açalım buradaki tarih değerini seçip parantezi kapatalım her ikisini birden çekip aşağı doğru çekebilirim ama gördüğünüz gibi burada değerler 1 1 ve 1 1, 1 ve 1 900 olarak gelir burası boş olduğu için o yüzden bunun başına şöyle gelin. Eşittir deyin. Eğer yazın. Parantezi açalım. E boşsa kullanalım. Buradaki hücreyi tekrar seçeyim. Bakın E boşsa C3'teki değer parantezi kapatın. Noktalı virgül. Çift tırnak çift tırnak. Birin solundaki çift tırnak değilse IC3 şeklinde yapalım. Parantezi tekrar kapatalım. Enter'a basın. Bu şunu sağlayacak. Dikkat edin şimdi. Şuradaki hücre boşsa burayı da boş olarak gelmesini sağlayacak. Formülü büyütmek gerekirse bakın şöyle eşittir. Eğer parantez açıyoruz. E boşsa C3 hücresi boş ise boş getir değilse ay değerini getir demek bu. Benzer şekilde şurada yapalım bakın. Hatta sıfırdan yapalım. Bakın eşittir. Eğer parantezi açalım. E boşsa C3 hücresi parantezi kapatın ise C3 hücresi boş ise çift tırnak çift tırnak değilse Yıl diyelim ve C3'ü tekrar seçip parantezi iki defa kapatalım. Birinci parantez yılın parantezi renklere dikkat edin. İkincisi de yıl değeri. Bunu aşağı kadar çektiğinizde değerler geldi. Şimdi bu iki değeri tutalım. Şöyle küçülteyim. Bakın bu iki değeri tutalım. Şöyle Örneğin 500. satıra kadar çekin. 500 satırlık bir liste olsun elinizde. Şu şekliyle 500'e kadar, 550'ye kadar neyse çekelim. Ve yukarı tekrar çıktım. Şimdi buradan artık bunları şu şekliyle ayarlayacağız. Şöyle yapacağız. Sadece şu bölgeye yazma izni daha sonra veririz. Günün tarihini girdiğinizde Ctrl Shift nokta virgülle bakın buraya gün ve ay değeri otomatikman gelecek. Şimdi şurada kasamızı bulalım. Kasamız gelirin toplamından, giderin toplamında olacak şekilde bir yapı yapacağız. Eşittir. E topla diyoruz. Parantezi açtım. Buraya dikkat. D4, D3, 2. Üst üste tekrar D3'e getirecektir. İlk D3'e tıklıyoruz ve bakın şöyle F4 tuşuna basın klavyeden dolarla sabitleyin. Fn F4'e basmanız gerekebilir laptop'tan bunu yapıyorsanız. Noktalı virgül, çift tırnak, gelir, çift tırnağı kapatıyoruz. Noktalı virgül, nereyi toplayacağız? I3, iki nokta üst üste, I3 şeklinde tekrar. Ve tekrar I3'e bakın tıklıyorum. Şöyle hareket, şu yanıp sönmenin I3'ün üzerinde olduğundan emin olun. Ve tekrar F4'e basıp en sona tıklayıp parantezi kapatıyorum. Şimdi bu buradaki geliri topladı. Şöyle biraz büyüteyim isterseniz. Şimdi bir de bundan neyi çıkarmalıyız? Gideri. Sonuna gelelim. Eksi koyalım. Tekrar E topla bakın. Aynı formülü yazacağız. Hatta hiç uğraşmadan şu formülü şu eşittir almadan şöyle bakın kopyalayın. Eşittir almayın burada arkadaşlar hata verir. Kopyala diyelim en sona gelin eksi koyun yapıştırın ve şu gelir ifadesini de gider yazın sadece tekrar gelecektir enter'a bastığınız zaman bakın bu değer gelecektir aşağı çektiğimiz zaman da 150 liradan gideri 68.75'i e düştüğünde 81.25'e geldi tabi aynı sorun burada da var bakın burada da bir kontrol koymamız lazım burada eğer tarih girilirse şuradaki rakam gözüksün şeklinde bir kontrol koyalım. Tekrar bakın buraya geliyorum. Şimdi tarih nerede? C3'te bakın. Buraya geldim. Eşittirden sonra E boş sayı yazıyoruz. Parantezi açıyorum. Neresi? Tabi pardon düzelteceğim. Şöyle yapayım. Eşittirden sonra eğer yazıyoruz. Parantezi açtım. E boş sayı yazıyorum. Tekrar parantezi açtım ve şu tarih olan hücreyi seçiyorum. Parantezi kapattım. Noktalı virgül, çift tırnak, çift tırnak, tekrar noktalı virgül. E topla formülümüz devreye girecek. Ve en sona gidip parantezi kapatacağım. Enter'a bastığımda da bakın bu değerler direkt şöyle gelecek. Bunu geri alayım. Bir daha yazayım formülü. Şöyle biraz da sadece şurada büyüterek yazayım bakın. Formülün başına eşittirin başına eğer yazıyoruz parantezi açıyoruz ve e boşsa yazıyoruz tekrar parantezi açıyoruz. Tarih içeren hücremiz neydi? C3 parantezi kapatıyorum bakın noktalı virgül. Bu şu demek eğer C3'teki değer boş ise çift tırnak çift tırnak boşluk getir değilse şu e topla formülünü çalıştır parantezler bildiğiniz gibi siyahla başlar, siyahla biter. O yüzden en sona gidelim. Parantezi kapatalım. Enter'a bastığınızda bakın bu değer karşımıza gelecek. Bu neyi kontrol edecek? Eğer tarih girilmemişse şuradaki rakamı göstermeyecek. Bunu da gelip aşağı doğru çektiğinizde bakın bunu da şöyle tabii ki 500'e kadar çekelim. Az öncekiyle aynı olsun. Şöyle küçülttüğünüzde tekrar şöyle kaydırma çubuğu üzerine sağ buton üst diyerek çıkın. Ve şöyle ekrana gelecek şekilde bakın yaptık. Şimdi burada değerler geldi ve burada da şimdi şunu yapmak gerekebilir. Mesela öyle işler yapalım ki sadece şuraya dokunulmasın. Şuraya dokunulmasın. Sadece şu seçtiğimiz alana veri girilebilsin. Onun dışındaki alanlara veri girilemesin. O yüzden burayı gelip şöyle seçiyoruz. Bunun da kolay yolu arkadaşlar. C3'ten mesela şuraya gelin bakın. C3 2 nokta üst üste 500 diyelim. Hatta 503 diyelim. 500 satırlık bir alanı şöyle seçtiğini görürsünüz. Sonra gözden geçire geliyoruz. Burada aralıkları düzenlemeye izin ver seçeneğimiz var. Yeni diyelim. Bakın şu aralık şeklinde Tamam diyoruz. Burada parola vermiyorsunuz. Tamam diyoruz. Sayfayı koru diyelim. Buraya da örneğin bir parolası verelim. Ya da boşta bırakabilirsiniz ama bu parolayı unutmayın. Tamam dediğinizde parolayı tekrar isteyecektir. Tekrar bir girdim. Tamam dediğimde de bakın geldi. Artık şuraya yazamam. Burayı da silemem. Bakın buradaki kasa bakiyesini de silemem ama örneğin şuraya geldiğimde şöyle Ctrl Shift noktalı virgülle günün tarihini girdim. Gider yazdım. Bakın burada da böyle yapamazsınız. Alta basın aşağı oka basın. Şöyle diyelim gider. Şurada da var. Hatta bunu şöyle ortalayalım. Tabi sayfa korumasını kaldırmamız gerekecek. Sonra yaparız. Müşteri diyelim tekrar ve 50 liralık giderimiz olsun. Bakın direkt buradan 31.5 olarak karşımıza gelir. Burada bir değişiklik yapmak gerekirse tekrar gözden geçirden sayfa korumasını kaldır deyin. Bir parolası vermiştik. Tamam diyelim. Şimdi şurayı tekrar şöyle düzenleyelim. Şuraları şöyle sola izal şekilde düzenleyelim. Bunlar tamam. Bunlar tamam. Tekrar gözden geçirden sayfayı kuru deyip bir dediğinizde ve tamam dediğinizde tekrar koruma devreye girecektir. Artık sadece sizin yapmanız gereken tarihi girmek, tür değerlerini ve kasa bakiyi girmek. Bunun bir adım ötesinde raporlama yapmak gerekebilir. Bir sonraki eğitim videosunda da bunun raporlamasını nasıl yaparız, gelir gider tablolarını nasıl oluştururuz ona bakalım. Kanalıma abone olur, videoyu beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere.